Hacı Bayramı Veli Hazretleri 1. bölüm İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedeceğini müjdeleyen büyük veli. İsmi Numan bin Ahmet bin Mahmut olup lakabı Hacı Bayram'dır. 753 miladi 1352'de Ankara ilinin Çubukçayı üzerindeki Zülfadl Solfasol köyünde doğdu. Hamide Aksaray'den Somuncu Baba'dan feyz alarak zahiri ve batını ilimlerde üstün derecelere yükseldi. Tasavvufta Bayrami tarikatını yolunu kurdu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretlerini yetiştirip kemale getirdi. 833 miladi 1449 senesinde Ankara'da vefat etti. Türbesi Hacı Bayram Camii'nin kenarında ziyarete açıktır. Küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başladı. Ankara'da ve Bursa'da bulunan alimlerin derslerine katılarak tefsir, hadis, fıkıh gibi din ilimlerinde ve o zamanın fen ilimlerinde yetişti. Ankara'da Melike Hatun'un yaptırdığı Kara Medrese'de müderrislik yaparak talebe yetiştirmeye başladı kısa zamanda halk arasında sevilip sayılan biri oldu. Bir mürşidi kâmilin huzuruna varmakla kemale geleceğini biliyordu. Bu sebeple Kayseri'de Somuncu Baba diye meşhur Hamideddin Veli Hazretlerine giderek ona talebe oldu. Onun ile bir Kurban Bayramı'nda buluştular. O zaman Hamidi Veli Hazretleri iki bayramı birden kutluyoruz buyurarak Numan'a bayram lakabını verdi. Hamidi Veli Hazretleri Numan ile baş başa sohbetlere başlayarak onu kısa zamanda olgunlaştırdı. Hacı Bayram Veli Hazretleri hocasıyla hacca gitti. Hac vazifelerini yaptıktan sonra Aksaray'a geldiler. 1412 Hicri 815 senesinde hocası vefat edince Ankara'ya döndü. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Talebelerine nasihatlerinden bazıları şunlardır. İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız. Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Allahü Teala'ya isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyiniz. Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız.'' onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem emrini yerine getirmiş olasınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler zengin dahi olsa arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Çok gülmeyiniz ki kalbiniz kararmasın. Sakin ve ağır başlı olunuz ki vakarınız bozulmasın. Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Onu boş bırakmayasınız ki sizi ateşe sürüklemesin. Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe veriniz. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Alim ve evliyanın kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler dünya gamından nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız kabristanları sık sık ziyaret ediniz ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir hediye Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesi, sultanların adeti ve sevgisinin anahtarıdır. Hediye vermek insanların gönüllerini kazandırır. Dostların birbiriyle hediyeleşmesi iyilik ve lütuf, sultanın hediyesi ise şereftir. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Cömertlik cennet ehlinin ahlakındandır zalim de olsa, mazlum da olsa Müslüman kardeşine yardım et. İki yüzlü kimse Allahü Teala'nın nezdinde makbul değildir. Müslüman insanların onun elinden ve dilinden emin olduğu zarar görmediği kimsedir. Özür dilemeyi gerektirecek şeyden sakın. Mümin tanedici, edici, lanetleyici olmaz. Allahü Teala malının fazlasını Allah yolunda harcayan sözünün fazlasını tutan kimseye rahmet eylesin. Gizli sadaka vermek Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Alimlerden birisine mürüvvetin ne olduğu sorulduğunda mürüvvet açık bir kapı, kaldırılmış bir perde, ortaya konulmuş bir yemek, kabul edilmiş bir sözdür dedi. Mürüvvet ıslah etmek, yemek yedirmek, iyi kimselerle oturup kalkmak, aklın kabul edeceği şeyleri haber vermektir. Mürüvvet, dinde alim olmak, ana babaya iyilik etmek, sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar mescitte kalmaktır, dedi. Aylar içerisinde Ramazan-ı Şerif, insanlar arasında Resulullah Efendimiz gibidir. Ramazan-ı Şerif, oruç, devamlı ibadet, Allahü Teala'yı daha çok zikir, fakirlere ve dostlara yedirme, ve teravih ayıdır. Ev sahibinin mürüvveti misafirine ikram etmesi, bizzat kendisi hizmet etmesi, onun hizmetini başkasına bırakmaması, ona güler yüz göstermesi, sevgi ve yakınlığı temin etmek için güzel ve tatlı sözler ile konuşmasıdır. En büyük mürüvvet başkasına yedirmek, iyi ve asil kimselerle beraber bulunmaktır. Müminler bir bina gibidirler. Nasıl ki bina parçalarının birbirine destek olmasıyla kuvvet bulursa, müminler de birbirine destek olmak suretiyle kuvvet bulurlar. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara uyarsa doğru yolu üzere bulunur. Layık olduğunuz şekilde idare olunursunuz. Size layık olduğunuz şey verilir. Demirin pası gibi kalplerin de pası vardır. Bu pas istiğfarla giderilir. Kim tasadduk eder, iyilikte bulunur, muhtaçlara başlarına kakmadan gizlice yardımda bulunursa, o insanların en fazla iyilik edenidir. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Tövbe günahı yok eder. Dünya mümin için hapishane, kafir için cennettir. Kim gizli sadaka verirse Allahü Teala ondan razı olur. Müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allahü Teala'nın nuru ile bakar. İnsanlar uykudadır. Öldükten sonra uyanırlar. Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayınız. Cennet istenmeyen durumlarla kuşatılmıştır. Cennete kavuşabilmek için bu dünyada bir takım zorluklara, meşakkatlere katlanmak, nefsin, şehvetin ve şeytanın isteklerine uymamak lazımdır. Cehennem, nefsin arzu ve istekleriyle kuşatılmıştır. Kim nefsinin arzu ve isteklerine uyarsa, onun yeri cehennemdir. Allahü Teala cimri kimseyi sevmez. Birbirinizle hediyeleşiniz. Çünkü hediyeleşmek, aranızda sevgi meydana getirir. Hayır beklenmeyen, kötülüğünden emin olunmayan kimseden sakınınız. İki yüzlü kimse Allahü Teala'nın indinde makbul değildir. Mümin insanların malları ve canları hakkında emin oldukları kimsedir. Kötülüğü terk etmek sadakadır. Haya imandan bir şubedir. Yalnız bulunmak kötü kimselerle oturup kalkmaktan daha iyidir. Acı duymayan bedende, zekat ve sadakalarla temizlenmeyen malda hayır yoktur. Garip olarak ölen kimse şehittir. Bugünün işini yarına bırakma. Ali bin Ebu Talib radıyallahu an buyurdu ki, her kişinin kıymeti yaptığı iyilikle belli olur. İnsanlar bilmediklerinin düşmanıdır. Kendisinden bir şey istediğin kimseye iyilik et. Ona iyilik etmekle onu hükmün altına almış olursun. Allahü Teala'dan başkasından yardım bekleme. Çünkü Rabbin merhamet sahibidir. Günahlarının akibetinden ve cezasından kork. Kardeşlerinin en iyisi sana numune olup seni kendisi gibi düşünendir. Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz. Şehvet arzu ve isteklere düşkünlük, fazla obur ve hırsı olmakla sıhhat bir arada bulunmaz. Kötü ahlakla şeref beraber bulunmaz. Hırsla beraber haramdan sakınma olmaz. Müslümanlıktan daha yüksek bir şeref yoktur. Veradan, şüphelilerden kaçmaktan daha sağlam bir kale yoktur. Tövbeden daha kazançlı bir şefaatçi yoktur. Akıl azlığından daha kötü bir hastalık yoktur. Dilini neye alıştırdıysan devamlı onu ister. Akıl tamam olursa kelam az olur. Sızlayıp sabırsızlık göstermek sabırdan daha yorucudur. Hayallere dayanma çünkü o ahmak olanların sermayesidir. Şeref akıl ve edep iledir. Soy ile değildir. Nesebin en üstünü güzel edeptir. En büyük zenginlik akıldır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin etrafında pek çok kimsenin toplandığını gören bazı hasetçiler, Padişah II. Murat Han'a, Sultanım, Ankara'da Hacı Bayram isminde biri, bir yol tutturarak halkı başına toplamış, Aleyhinizde bazı sözler söyleyip saltanatınıza kastedermiş, bir isyan çıkarmasından korkarız diyerek iftiralarda bulundular. Bunun üzerine Sultan o kimseyi hemen gidip huzurumuza getirin emrini verdi. Vazifeli çavuşlar Hacı Bayram Veli Hazretleri ile yanındaki genç talebesi Akşemseddi'ni Edirne'ye getirdiler. Sultan II. Murat karşısında nur yüzlü, kamil bir veli görünce onu baş köşeye oturttu. Padişaha nasihatlerde bulunduktan sonra Ankara'ya Sultan Murat Han'ın verdiği fermanla geldi. Fermanda Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin talebelerinin yalnız ilim ile meşgul olmaları için onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğu bildiriliyordu. Bunu duyan pek çok kişi vergi ve askerlikten kurtulmak için Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin talebesi olduğunu söylemeye başladı. Bunlar o kadar çoğaldı ki Ankara'nın mali ve askeri düzeni bozuldu. Sonunda Sultan Hacı Bayramı Veli Hazretlerinden talebelerinin bir listesini istemek zorunda kaldı. Hacı Bayramı Veli Hazretleri de Ankara'nın Kanlıgöl mevkiinde bir çadır kurdu ve bize intisab edenler, talebe olanlar burada toplansın diye ilan etti. Hacı bayram Veli Hazretlerinin talebesi olduğunu söyleyen herkes akın akın gelip meydanı doldurdu. Hacı bayram Veli Hazretleri, Dervişlerim, müritlerim, bana intisap eden talebelerimi bugün burada kurban etmem emrolundu. Canını, malını bana feda eden çadıra girsin, buyurdu. Bu sırada topluluktan bir erkekle bir kadın kalabalığı yararak, Doğruca çadırın içine girdiler. Arkalarından Hacı Bayramı Veli Hazretleri girdi. Daha önceden çadıra koyduğu koyunu içeride hemen kesti. Kırmızı bir kan çadırdan dışarı çıktı. Kanı gören herkes hemen kaçtı. Meydanda kimse kalmadı. Daha sonra dışarı çıkan Hacı Bayramı Veli Hazretleri, anladık ki bu kadar talebemiz varmış. Bunlardan başka herkes vergi vermek ve askerlik yapmak suretiyle devlete olan borcunu ödemelidir. Hacı bayram Veli Hazretlerinin talebelerine nasihatlerinden bazıları şunlardır. İnsanlar, dikeni bulunmayan bir meyveydi. Sonra meyvesi bulunmayan bir ağaç oldu. Hayırlı mal, namusun korunmasına vesile olanıdır. Dostlarını terk eden, terk edilir. Her şeyin fazlası israftır. Fakat İyilik böyle değil. Bir söze sabretmeyen çok sözler işitir. Cennet bahçelerini, yani Allahü Teala'nın anıldığı yerleri gördüğünüz zaman oralardan istifade ediniz. Gözleri yummak nefsin arzu ve isteklerine iyi bir engeldir. Dünya rüya gibidir. Ahiret uyanıklıktır. Ölüm orta bir haldir bize nübüvvet mirasından bahşeden Rabbimize hamd ederiz ve ona şükürler olsun ki bize doğru itikada, ehli sünnet itikadına sahip olmayı ihsan etti. Bu doğru itikat her şeyden kıymetli ve kazanılan şeylerin en üstünüdür. Bu itikada sahip olmak dünyada üstün ve kıymetli olan ne varsa onların hepsinden kat kat kıymetli ve üstündür. Kim bu doğru itikada sahip olursa bütün şerefleri ve üstünlükleri kendi üzerinde toplamış olur. Kim bundan mahrum olursa bütün hayırları ve üstünlükleri kendinde toplayan şeyden mahrum olur. Zayıflar bu doğru itikatla kuvvetli olur. Şerefler onunla artar. Fakirler onunla zengin olur. Hakir olanlar onunla yükselir. Allahü Teala'nın rızasına bu doğru itikatla, ehli sünnet itikadı ile kavuşulur. Cennet kapıları bu itikada sahip olmakla açılır. Dünyada ve ahirette üstünlük onunladır. Peygamberler bunun için gönderilmiş olup onların sonuncusu Seyyidül Mürselin, İmamül Müttekin Muhammed Sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibindir.